Evet Ayşe abla, kadınları her meslekte görüyoruz ama urgancılıkta biraz daha az, yani çok urgancı bir kadınla karşılaşmıyoruz. Evet, genelde yok. Hemen sana sormak istiyorum Ayşe abla, ne zamandan beri bu mesleği yapıyorsun? Nasıl başladın? Ben bu işi eşimle evlendikten sonra tanıştım bu meslekle. O zamandan bugüne kadar, yani 23 yıldır ki yapıyorum ama 10 yıldır ki aktif bir dükkanın içerisinde yapıyorum. Eşimden öğrendim. Eşimin dede mesleği, dedesinin dedesinin mesleği. Ahi ocağı burası. Orada gelin gidip de bu işi yapıp yürüten tek kişi diyebilirim. Ne güzel. Urgancılık mesleği zaten tek başına yapılan bir iş değil. Aile mesleğidir her zaman için. Büyük çarklarda yapıldığı için hani her köşeye bir insan düşer. Bu da aile halkı paylaşarak yapar. Biz de zamana uyduraraktan bunu aza indirerekten iki kişi, üç kişiyle ben, eşim ve oğlum olarak yapıyoruz. Ben üretimdeyim, eşim satışta, oğlum da yine aynı benden bu mesleğin inceliklerini öğrenerekten urgancılığı tamamen öğretmeye çalışıyorum. Peki hemen başka sorularım da var sana ama biz sohbet ederken az önce bir şey söyledin. Türkiye'de 4 ustadan sadece tek kadın Golon ustası. kolon ustasısın. Evet. Nasıl oldu bu? Biraz bundan bahseder misin bize? Golon normalde urgana alternatif olarak üretilmiş bir maddedir. Yani ben size göstereyim onu. Evet lütfen. Adı da dokumadır. Genelde atık iplerden, halı iplerinin atıklarından yapılır. Urgan bir ara Türkiye'de yasaklanmıştı. Şimdi Evet. yeniden inşallah üretimine izin veriliyor. Kendi yasaklandığı dönemde hayvan bağları, hani hayvan yularları, tasmalara ihtiyaç var ya. Onlar da azalma olunca insanlar hep bir üretimdedir, alternatif bulmaya Evet. çalışırlar. Bu çıktı. Bununla yular yapma, tasma yapma işlemi, bunun doğuşu Antep. Üretimi de, imalatı da. Ben orada bir gün gezerken ustanın birinde oturmuş yapıyordu, gördüm. Usta bana öğretir misin dedim. Usta dedi ki yapamazsın, zor bu iş. Hani bayanların yapacağı bir iş değil dedi. Sen öğret usta dedim. Yaparsam yaparım, yapamazsam yapamam. 3 gün yanında durdum. Onunla birlikte birkaç parça bir şeyler yaptım. Hiçbir usta kendi sırrını vermez ya. Evet. Geldim 1 yıl uğraşa uğraşa hepsini çözdüm, öğrendim. Gittim ustaya dedim ki ustam oturayım ben yapayım sen bütün yularları söyle bak bakalım olmuş mu. Ve yaptım. Şu anda Türkiye'de bu işi dokumasını demiyorum. Hani yular üretimini yapan 4 usta var. 4 ustadan bir tane bayan olarak ben varım bu işte. Urgancılıkta da aktif olaraktan çalışan bayan olarak tekim. Yani böyle dükkan ve dükkanın Evet, çok içerisinde rastlamıyoruz evet aslında. urganla beraber farklı şeyleri yapan bir hani farklı şeyleri üreten insan olarak da tekim ve ben çoğalmasını istiyorum. Herkesin Gerçekten ama çok yapmasını. güzel, yani meslekleri kısıtlamamak gerekiyor. Bir kadın Her bunu şeyi çok yapabilir. rahat yapabiliyor. Yani. En büyük örneği de karşımızda Ayşe abla. Evet. Ayşe abla, hemen bunu sormak istiyorum. Çok güzel, ben hayran kaldım. Salıncaklara. Sen salıncak da yapıyorsun ayrıca. Evet, salıncak yapıyorum, hamak yapıyorum ve hamakla salıncağı sadece urgan ipinden yapıyorum. Yani eskiyi yansıtmak için böyle normal polyester hamak iplerinden değil, Evet. sağlam olsun, alan insan bir kere para versin ve 10 yıl, 20 yıl kullansın Dayanıklı bunu. olsun. Yani dayanıklı olabilecek bir şey bu. Devamlı kullansalar dahi yıpranmayacak, esnemeyecek, güneşte, yağmurda bir şey olmayacak bir ip. Düşündüm niye bundan olmasın? Gidiyorlar 10 liraya 20 liraya Değil alıyorlar. mi? Bir kere gidiyorlar kopuyor. Ne gerek var? Sağlam bir şey olsun. Bir kere alsınlar. Ve bunu da değiştirmek için çeşitli salıncaklar yaptım. Tek kişilik yaptım. Çocuk için yaptım. Eşler için yaptım. Sevgili salıncağı dedim. Ve Erzincan'da bir kafeye istediler sevgili salıncağından. İşte Almanya'da bir arkadaş istedi gönderdim. Buraya gelen akrabalarına. Çok çeşitli salıncak çok tutuldu. Çok değişti Çok yani bir güzeller anda. ama. Onlarla uğraşıyorum. Bu ara siparişleri yetiştiremiyorum o konuda. Yani bayağı. Evet, hemen başka bir konuya gireceğim. Ayşe abla, şimdi sen salıncaklar yapıyorsun, urgancılıkla uğraşıyorsun ve kadın olarak bunu yapıyorsun. Çok güzel bir şey. Kadınların her alanda kendini gösterebilmeleri açısından gerçekten muazzam. Ama bunun yanı sıra da az önce de yine birçok kadının yapmasını istiyorum dedim. Sanırım sen de kadınlara öğretiyorsun diye biliyorum. Öğretiyorum. Mesela yularlar, bizde yular çeşidi çok fazladır. Yani işe hakim olan bunu bilir. Bir yuların 7 çeşidi, 8 çeşidi vardır. Bir yuların 3-4 çeşidi vardır. Ben bunların hepsini mesela evde benim 25 tane bayan arkadaşım var, ev hanımı. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Ben onlara öğretiyorum. İşte içlerinden birisi dana yular yapar, birisi inek yular yapar. Hepsine ayrı ayrı vermişimdir ki karıştırmasınlar.
malzemesini götürürüm, bırakırım, onlar örerler. Belli bir haçlık oranında, anlaştığımız bir fiyatta. Ben onların parasını veririm, malzemeyi alırım. Çünkü başka türlü yetiştiremem. Ben Türkiye genelinde toptan satıyorum. Evet. Yani tek başıma örerek ve cerrah. Kadınlar da yani şey oluyor, bir kazanç kapısı da oluyor burası. Yani evde oturan senin, bir var için haçlık yani. Kesinlikle. Güzel bir para. Niye olmasın ki? Evde oturuyorsun. Hı. Zaten boşsun. Hani hiçbir üretmek şey yapmıyorsun. Için. Yani bir hafta 100 lira da alsan kar, 300 lira da alsan kar. Boş oturmaktansa. Hiçbir şey olmasa bir çay parası çıkar. Dışarıya çıktığında bir simit parası çıkar. Kesinlikle. Veya üstüne bir şey alır. Bir bayan için bu güzel bir para. Ve hepsi de severek geliyorlar. İşte hayvancılığı ilgilendiren ne varsa. Hı hı. İşte yuları, tasması, boncuk dizimi hepsinde çalışan ayrı ayrı 25 tane bayan arkadaşım var. Çok güzel. Kadınlara da öncülük ediyorsun. Aynen öyle. Hep beraber ekmek yiyoruz. Onlara da. Ayşe abla çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten kadınlar için de güzel bir kazanç. İnşallah daha da çoğalarak devam ederiz. Hep birlikte aynı tencereden yemek yemeye çalışıyoruz.